Samsun Büyükşehir Belediyesi güçten düşmüş sahipsiz hayvan bakım merkezinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın eşi Eda Kılıç, hayvanseverler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali İbrahim Şahin, kuş cennetini bir ilin işgalinden mutlak suretle kurtaracağız. Zaman zaman evlerin yıkımı nedeniyle eleştiriliyoruz. Kesinlikle bunlara göğüs gereceğim dedi. Kızılırmak Deltası kuş cenneti veya Samsun kuş cenneti. Orayla ilgili de içeride bir sunum yapıldı ama göreceksiniz ki bundan böyle insanlar hep Samsun veyahut da Kızılırmak Deltası kuş cennetinden bolca bahsedecekler. Milyonlarca kuşun geldiği, 350'nin üstünde kuş türünün konakladığı, hatta sürüngenlere varıncaya kadar çok farklı hayvanların olduğu bir yer. Tabii burası tamamıyla doğal bir ortama dönüşecek olan, sonradan yapılan müdahalelerin ortadan kaldırıldığı, özellikle ısrarla üzerine basarak söylüyorum, bunu daha önceki bir konuşmamda da vurgulamıştım. Hazine arazilerini veya Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan o bölgeyi birilerinin işgalinden mutlak surette kurtaracağız. Zaman zaman orada yapılan evlerin yıkımı dolayısıyla biz eleştiriliyoruz. Kesinlikle bunlara göğüs gereceğimi tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Başkalarının arazisine ev yapmak ne kadar yanlışsa hazine arazisine de ev yapmak bu kadar yanlış. AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'sa her şeyin özü işini severek yapmaktır dedi. Burada bir kez daha gördüm ki sanırım her şeyin özü aslında işini sevmek. Sevgiyle yaklaşmak, karşımızdaki her ne olursa olsun. Çoğu zaman belki şehrimizle, çevremizle ilgili bir konu olabilir. Çoğu zaman biz insan odaklı çalışıyoruz, insanlarla ilgili hususlarda bu özeni göstermeye çalışıyoruz ama bugün gördüm ki hakikaten her şeyin başı sevmekle başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da sokak hayvanlarının mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için merkezimizi kurduk dedi. Gördüğünüz gibi klinik binaları, misafir ağırlama binası vesaire gibi ve diğer ihtiyaç binaları gibi, yemekhane vesaire gibi binalar ile birlikte ben iddia ediyorum Türkiye'nin en modern sokak hayvanları barınmak ve sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi diyebileceğimiz bir merkezdeyiz. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar kedi kasabası ve klinikleri gezdi. Mekanlığı çok talep var. Gel bakalım. Hepiniz.